Evet dostlar, herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretileri, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Kısa videolar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bence bu kısa videolar içerisindeki en önemli video olabilir. Hem gündeme dair bir çoğunluklardan ve gündeme dair bir konudan bahsedeceğim. Şöyle ki arkadaşlar, anayasanın değiştirilmesi. Anayasanın değiştirilmesi için kaç çoğunluk gerekmektedir? Anayasanın değiştirilmesi için bu çoğunluklar sağlandıktan sonraki izlenecek olan süreç nedir? Ve daha da önemlisi, biraz da siyasi olacak arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesine de girdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki koltuk sayılarının dağılımı nedir? Yani AK Parti isterse tek başına anayasa değişikliği yapabilir mi? Veya da Cumhur İttifakı çatısı altında bir anayasa değişikliği, sadece Cumhur İttifakı isterse bir anayasa değişikliği yapılabilir mi? İşte bunların detaylarını kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısının, yani bir kanun değişikliği gibi değil bu arkadaşlar. Anayasa değişikliğinde üye tam sayısının 1/3 çoğunluğunun anayasa değişiklik teklifinde yazılı olarak bulunmuş olması lazım. Yani bu teklifi 1/3 çoğunluğu kaç milletvekiline denk geliyor? 200 milletvekilinin bunu teklif etmiş olması gerekiyor. 200 milletvekili sağlanır mı? Çok rahat bir şekilde arkadaşlar, sağlanır. Meclisin 1/3 çoğunluğudur. Peki hocam, anayasa değişikliği mecliste 2 defa görüşülüyor. Yani burada kanun koyucu diyor ki, bak diyor, 2 defa görüş. Anayasanın 175. maddesinde bu hükümler düzenleniyor arkadaşlar. 2 defa düşün. 2 defa düşün. 2 defa değerlendir. 2 defa oylamaya. Çünkü neden? Anayasayı değiştiriyorsun. İlgili bir maddesini değiştiriyorsun veya da tamamını değiştiriyorsun. Önemli bir hususlardır bunlar. Peki hocam, anayasa değişikliğinin mecliste kabul edilebilmesi için minimum aradığım en az çoğunluk kaç arkadaşlar? Üye tam sayısının 3/5 çoğunluğudur. Yani üye tam sayısını ne olarak kabul ediyorduk arkadaşlar? Anlatmıştık. 600 milletvekili olarak kabul ediyorduk. 600 milletvekilinin 3/5 çoğunluğu 360 milletvekiline denk gelir. Şimdi hocam, sen 360 diyorsun da hep gündemde bir 400 tartışmaları var. 400 nereden geliyor? İşte burada kanun koyucu sistemi ikiye ayırmış. İşte ben de bu ikiye ayrılmış sistemi tablolu şekilde hem anayasa hukuku oynatma listesinde anlattık, hem de anayasa hukuk kamp videolarında, kitabında anlattık. Burada da hızlı bir şekilde ne olduğunu, mantığını anlatacağım. Şimdi eğer ki bir anayasa değişiklik teklifi 1/3 çoğunlukla birlikte meclise geldiyse, meclisten bunun çıkabilmesi için, yani kabul edilmiş bir şekilde çıkabilmesi için arkadaşlar, minimum 3/5 çoğunlukla 2/3 çoğunluk arasında bir çoğunlukla çıkabilir. Yani ne demek istiyorum arkadaşlar? 360 milletvekili minimum gerekiyor meclisten geçebilmesi için. Sonra 400 milletvekiline kadar, diyelim ki 399 milletvekili evet oyu verdi. Ben bunu yaklaşık 3 yıl önce 399 örneğini vererek anlatmıştım. Arkasından hakimlik sınavı diye hatırlıyorum veya da kaymakamlıktır. Aynı örneği sordular arkadaşlar. 399 olarak da bu sayıyı aldılar. Diyelim ki 360 milletvekili en alt limit. Buradan çıktı. Nereye kadar hocam? 400 milletvekiline kadar çoğunluk sağlanmadı. 361, 362 gitti. 399'a kadar gitti. İşte bu durumda Cumhurbaşkanlığının iki seçeneği var arkadaşlar. Birincisi, ya yeniden görüşülsün diye meclise geri gönderecek. Bir de ikinci seçeneği var arkadaşlar. Halk oyuna sunulmak için, yani bir referandumla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Halk oyuna sunulmak için resmi gazetede yayınlanacak. Bakın dikkat edin, iki seçenek var. Üç seçenek yok. İki seçenek var. Demek ki 400 çoğunluğa sürekli vurgu yapılmasının sebebi bu. Eğer Cumhurbaşkanının halk oyuna sunmadan doğrudan onaylama yetkisi bu aralıkta yer almıyor. Cumhurbaşkanına doğrudan onaylama yetkisi 2/3 ve üstü çoğunlukta kanun koyucu bu yetkiyi vermiş. Özetlemek gerekirse, eğer 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmiş bir anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'nın önüne geldiğinde, Cumhurbaşkanı bunu onaylama yetkisi yok. Ya meclise geri gönderecek ya da halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayınlanacak.
Peki hocam, devam ediyorum. Diyelim ki 2 bölü 3 çoğunluk ve üstünü aldığında, yani 400 milletvekili, 401, 402, 403, 405 vesaire vesaire 600 milletvekiline kadar gidebilir bu çoğunluk. Eğer bu oranda kabul edilirse Cumhurbaşkanı yeniden görüşülmek üzere meclise geri gönderebilir. Veya da halk oyuna sunulmak üzere resmi gazetede yayımlayabilir veya da onaylama yetkisi vardır. Bu seçeneği kullanabilir. Çıkmış olan soruyu söylüyorum. Diyor ki 399 oy ile mecliste kabul edilmiş olan bir anayasa değişikliğini 1, 2, 3 diye vermiş arkadaşlar. 1 demiş geri gönderebilir, 2 demiş onaylayabilir, 3 demiş halk oyuna sunulmak üzere resmi gazete yayımlayabilir. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Arkadaşlar onaylama yetkisi 399'da yok. Peki dönecek olursak meclisteki çoğunluklara arkadaşlar. İşte AK Parti'nin 265 milletvekili var, MHP'nin 50 milletvekili var. Cumhur İttifakı çatısı altında bunlar birleştirildiğinde arkadaşlar 315 milletvekiline denk geliyor. Sadece 315 milletvekiliyle de bir anayasa değişikliği meclisten geçme ihtimali var mı? Yok. Diğer partilerin de ne yapması lazım arkadaşlar? Bu anayasa değişikliğine destek vermeleri gerekiyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin 126, İyi Parti'nin 36, Saadet'in 20, Deva'nın 15 diye sıralanan giden bir milletvekili dağılımları söz konusudur. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde kısa videolar düzenli olarak çekmeye devam edeceğiz. Hem gündemde olan bir konuydu hem de bu çoğunluk oranları arkadaşlar karıştırılan bir konuydu. Bunu da bu videoyla birlikte anlatmış olduk. Kendine iyi bak, hoş ol, hoşça kal.